Galiba size bir yardımım dokunacak. Bu fotoğrafları bir kez de bütün pikoerizm vakalarındaki ortak noktaları göz önüne alarak değerlendirdim. Ve bakın neler buldum. Bakın şu fotoğraflara bir daha bakın ne olur. Şimdi bu Sevinç'in Ertuğrul tarafından çekilmiş fotoğrafı. Yani gerçek kesikler. Şurayı görüyor musunuz? İşin bütün püf noktası burada. İşte o Ertuğrul'un imzası. İmzası mı? Ya evet. Pikaristler her zaman mutlaka eserlerine, ki bu kesikler aslında onların eserleri, bir yerlerine kendileriyle ilgili bir şey bırakırlar. Aynen ressamlar gibi. Bir de şuna bakın, bu taraftakine. Bu da Aslı'nın fotoğrafı. İmza yok. Peki vücudunun başka bir yerinde olamaz mı? Hayır. Pikaristler her zaman imzalarını mutlaka aynı yerlere atarlar. Hiç değiştirmezler. Bu Aslı'yı Ertuğrul kesmemiş demek ne oluyor? Evet, çünkü pikaristlerin aslında imzalarını atmaları o kadar istemsiz bir şeydir ki farkına bile varmazlar aslında bu işaretleri yaparken. Otomatikleşmiş bir davranış biçimidir. Peki Sevinç'in yaptığını nasıl ispatlayacağız? Sabret biraz. Bir de şuna bakın. Nedir bu işaret? Bakın, bu sigma işareti. Grekçe'de S harfi yerine kullanılır. Sevinç'in S'si. Hemen bir arama emri çıkarttıralım. Bakalım Aslı'nın fotoğrafları Sevinç'te mi? Ya attıysa? Hiç sanmıyorum. Çünkü pikaristler hiçbir zaman çektikleri fotoğrafları bırakmak istemezler, saklarlar. Bir yardım eder misin masayı boşaltın? Olay yeri inceleme uzmanları Sevinç Gökçetin'in evinde yaptıkları aramada Aslı Ulubay'a ait fotoğrafları buldu. Yapılan kriminal inceleme sonucu fotoğrafların olay gecesi ve olay yerinde çekildiği anlaşılınca Sevinç yeniden sorguya alındı.